Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Peki Barcelona'nın ortalama pozisyonu nasıl biliyor musun? Hani ee, inanılmaz e, düzenliydi. Tertemiz klasik bir klasik 4-3-3'tü yani. Tertemiz bir başlangıç yapılır ya hani maça maça çıkarken sana bir diziliş verirler ya. Bildiğin 4-3-3'ün evet, 4-1-4-1'e evet. evrilmiş e, varyasyonu. Sanki hiç hiçbir Barcelona oyuncu maça başladığı yerde topa temas etmiş. Hani başka hiçbir yerde topa temas etmemiş gibiydi. İnanılmazdı yani, ben hep devre arasında da bakarım ortalama pozisyonlara, topla nerede temas etmişler, kim kimi nasıl kaydırmışa gelir o. Real Madrid'in topla buluştuğu yerler bile paramparça olduğunun bir özeti. Zaten Xavi yani. göreve geldiğinde, işte Şubat ayıydı ya da Ocak ayı, Şubat ayında bir röportajı var. Oyun felsefesini anlatırken şunu söylüyor, birçok şey söylüyor. Mesela diyor ki, kafaları kaldırmamız lazım. Bunu mental olarak da söylüyor olabilir. Oyun anlamında da söylüyor Bence olabilir. Bence ikisi anlamında da söylüyor. Belki de ikisi beraber. Kafaları kaldıracağız diyor. Özgür adam, üçüncü adam konseptine uygun olacağız diyor. Bunu defalarca anlatmıştık. Detaylarını internetten bulabilirsiniz. Pas sisteminde otonom yapıya geçmek istiyoruz yani otomatikleşmek istiyoruz diyor. Pası verenin gideceği yer belli. Pası, Pası alanın alanı. tekrar vereceği belli. Klasik yani kendi oyunları zaten. Ama en önemli söylediği şey oyunu üç şeyle anlatıyor. Konumlanma Duruma bağlı ve aşamalı futbol. Burada kastettiği şu. Konumlanma işte sahada aldığın toplu ya da topsuz pozisyonların. Buna formasyon da diyebiliriz ama formasyon olmadığını devamından anlıyoruz. Evet. Çünkü diyor ki duruma bağlı. Yani skor 2-0 iken başka pozisyon alırsın, öndeyken, 2-0 gerideyken başka pozisyon alırsın. başka pozisyon alırsın ve aşamalı futbol. Aşamalı futbol dediği çok ilginç. Bunu aslında yani o İngilizce kelimeyi aşamalı olarak da çevirebiliriz ileri futbol diye de çevirebiliriz. Yani ileri yönlü diye de çevirebiliriz. Hı. Oradan anlatmak istediği büyük ihtimalle hani sürekli dik oynamamız lazım. Hani klasik Cruyff ya da Barcelona futbolu vardır. Yani geride 500 tane pas yapalım. Rakibi sallayalım. Çok fazla genişlemeden bir evet. oyun diye antlandırabileceğimiz bir oyun. Bu. Yani aslında klasik Barcelona futbolu şu oluyor. Yani şu oyuncular arasında paslaşmalar oluyor. Bu sırada rakip bu yarı sahada hareket halinde oluyor. Diğer kalan oyuncular da sürekli eş zamanlı koşular atarak bir yerde açık bulduktan sonra buradan o açıktan ilerliyor. Ama Xavi'nin şu anda uygulattığı futbolda daha aşamalı, daha ileri yönlü bir futbol var. Bunlar da kastettiği yani şurada bunu yapmak zorunda değiliz. Açığı bulduğumuz anda gerekirse stoper çıksın orayı görsün. Gerekirse uzun topla düşelim. E, gerekirse birebir oynayalım. O şekilde gidelim ama mümkün mertebe direkt dikey yönlü ve direkt aşamalı yani geçerek, ilerleyerek bir futbol oynayalım. E bu tüm anlattıklarını da ben açıkçası Real Madrid maçında gördüm. He. Yani Real Madrid maçı tüm maçlardan bağımsız öncesinden ve olabilecek sonrası hikayelerden bağımsız olarak Xavi'nin kendini ispatladığı evet. maç. Zaten ispatlamıştı da kendini kabul ettirdiği maç artık. Çünkü e, galiba yine Çavi takımın başındayken e, Arap Yarımadası'ndaki ülkelerden birisindeki düzenlenen bu İspanya'nın kupası vardı ya bir tanesi orada bir Gamper. Juan Gamper. Juan falan baya bayağı bir ee, şey sıkıntıya sıkıntı yoklar. Ee, Real Madrid karşısında da o dört düzümü üçümüne turnuva. ama orada takım da çok değişti Tabii şimdi. değişti. Yani, yani şimdi, şimdi. insanlar şöyle diyorlar. İşte çabı e, geldi tamam ama bunu yazanları gördüğüm için onlara da bir cevaben olsun en azından. Kendi arkadaş çevremde de var. Efendim işte o kadar transfer yaptı. Ya bakın şimdi e, Obama Young denen oyuncu e, Arsenal'dan neredeyse İstem yani zaten istenmeyen adamdı ama değersizleştirilmiş bir adamdı. Ona bu güveni verebilmek çok çok önemli. Esas önemlisi bizde Türkiye'de şu kafa olur mesela. Veyahut da bizim gibi futbolu bizim gibi düşünen ülkelerde veyahut da taraftarlarda veyahut da meraklılarda. Ya adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitecek. E, bu adam sözleşme imzalamaya da yanaşmıyor. Niye oynatıyorsun başkasını hazırla? Çavi ne yaptı? Dembele. Çok özel bir e, oyuncu. Işte, ama niçin? Çünkü faydacı adam. Yani kendisine faydası olacağını biliyor mu? Biliyor. Takıma faydası olacağını biliyor mu? Yani adama trollerden daha fazla özel yetenekleri var mı Dembele'nin? Var. E dön şimdi şeye. E, Dembele'nin yaptıklarına bu adamı tekrar özel bir oyuncu haline e, getirdi. Yani baya baya daralanda çok becerikli bir adamı daha farklı bir yere de getirmiş oldu. E herkesten faydalanıyor adam. da. Nervez'den de faydalandı. Sergio Dest'ten de faydalandı. Yavaş yavaş faydalanacak. Yani Xavi böyle Barcelona, biz Barcelona'yız, paramız var deyip böyle çok acayip süperstarlar transfer etmedi bu Peki. takıma. Ha bizim için süperstar. Türkiye eklemi için. Ama Barcelona için süperstar olmayan adamlarla oynamak zorunda. Yani Messi'den çıkıp Obama girmek... Ferran Torres Griezmann, heh? Çok karşılamıyor. Ya ben şeyi çok yanlış bulmuyorum bu arada. Yani sözleşme imzalamayan oyuncuyu kullanmamayı yanlış bulmuyorum. Hı hı. Ama bunun gelecek seneye dair bir plan ve o an takımın bir hedefi kalmadığında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi, Mesela ya Barcelona'nın hiçbir hedefi olmasa ve artık gelecek sene kurgulansa Dembele'den çıkılabilir. Ama şu anda Barcelona'nın bir hedefi var. Üçüncü sıraya gelir. ve Eldad. gelecek senenin takımını iyi kötü bence kurdular zaten. Yani ikisini tarzı... arayacaklar. Belki adamı turnuva yapacak. Belki de, de devam ha, Belki, de, belki, de, belki de oynatmasının sebebi Demel'in onlarla evet. devam etmesi sebebiydi. Evet. O yani... yüzden yani o fikri çok yanlış bulmuyorum ama şu anki Barcelona'ya gerek yok evet. öyle bir fikre uygulamaya. Ama yani. biz bizdeki biraz mobbing oluyor. Yani anlatmaya çalışıyorum. Ya yani bizde Anladım yani anladım biz yani. bizdeki Olan bizdeki anladım. bizdeki daha farklı bir şey yoksa tabii ki dersin ki sözleşme imzalamıyor musun? İmzalamıyorsun. Tabii ki biz seni artık planlarımızda yoksun sözleşme imzalayamıyorsun. Ve biz bundan sonra elimizdeki X oyuncuyu oynatacağız. Bunun bir açıklaması var. Zaten sen parasını veriyorsun adamın. Biraz oyuncuyla da alakalı. Belki oyuncu da bunu şimdi dembele çıkıyor oynuyor ya. Yani. oynuyor tabii. O da oynuyor ya. Yani. Bizdekiler Ama de oynamıyor. Oynamıyordu yalnız bu adam yani. Oynamıyordu. Şey yaptı bunu. İşte oynamıyordu. Şey bir yaptı. Oynamıyordu. Yani dediğin gibi yani sırtı şey böyle oturmaktan şöyle oturmaktan hani böyle tele, gömülenler vardır ya böyle. Adamın postürü değişmişti neredeyse yani. Belki de anlaştılar ya. Ha, ha, belki, belki de. <laughs> belki, belki de anlaşıldı. Real Madrid tarafı için tabii çok tatsız, çok kötü bir karşılaşma oldu. Maçla ilgili şöyle bir güzel bir detay var. İspanyadaki bir araştırma, işte bu yayın araştırmaları yapan bir şirket. İşte maçı 90 ilk dakikasından 90. dakikasına kadar izleyen kişi sayısını tutuyor. İşte maçın ilk 7. 8. dakikasında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıyor sayı. E, devre arasında 2-0 oluyor. Devre arasında 600 bin eksiliyor. Ve maçı ortalama 1.775 milyon izleyiciyle bitiriyorlar. Her İspanya'da herhalde, değil mi? İspanya'da tabii <laughs> İspanya. Devre arası itibariyle 600 bin kişinin azalması aslında Real Madrid'in performansının bir karşılığı. Herhalde gördüğüm en kötü Ancelotti performanslarından bir tanesiydi. Sahaya çıkan 11. Şimdi Carvalho sağ bekte, Nacho sol bekte. Zaten büyük bir problem. Alaba Militao tamam. Tandem, bildiğimiz iyi bir tandem. Orta sahada Kroos, Casemiro, Valverde görünce Modrić'in hani Modrić'i de 11'de görüyorsun. Böyle yerleştirmedikten sonra Casemiro, Valverde var. Kroos var, Modric var. Vinicius ve Rodrigo. Ben ilk başta 11'i gördüğümde böyle 4-1-3-2 gibi bir şey düşündüm. Hani Casemiro'yu tek bırakacak. Kenar forvetlerini sen ikili e, santofor olarak forvet yani Şöyle düşündüm. Ee, mesela şimdi dörtlü evet. geldiler. Ya, ben sana vereyim şuradan dörtlüyü. Dur ya mavilerle yapıyorum. Şurayı... Dur dur mavilerle yapıyorum. Peki tamam. Dörtlü dizdik. Hadi tamam Nacho sol bek peki. Tamam. Hadi. Sonra dedim ki Casemiro savunmanın önünü tek bırakır. Kroos'la Modric şey Kroos'la Valverde hı hı. iç oynar. Modric 10 numara gibi oynar. Baklava sistem yani. Evet. evet. Bir baklava. Rodrigo ve Vinicius olur. Yerleşirken de hani kaymalarda da Vinicius ve Rodrigo kenara gelir. Bu da PSV'deki Mario Götze gibi burada takılır Modric. Geriye gelip içi tutarlar. Hatta hiç çıkmaz abi. forvetsiz oynar. Evet. Hatta belki bunu da içeriye çekebilir Derin çeker. alabilir. Kenarlara önlem alır. Belki şöyle tutar. Evet. Çünkü yani Barcelona'yı karşılıyorsun. Sonra tekrar hücume çıkacağın zaman yine oyun daralır. Valverde süratli de bir oyuncu. İlk dakikada gösterdi evet, zaten o Kullanabilir. Süratine. Ama bir yanda Modric'i sahte 9 görmeye başladık. Vinicius yani 4-3-3... Vinicius ve Rodrigo kenarlarda Modric sahte 9'da yani bunu görünce zaten bir şey çıkacağı belli yani güzel bir hikaye de çıkabilirdi buradan hani burada müthiş bir 20 dakikalık Ancelotti güzellemesi de yapabilirdi kesin yani şimdi skoru alabilmiş olsaydı evet. bir şekilde ama çok düşük ihtimaldi yani ilk akla gelen şey ne olacak acaba buradandı yani hiçbir şey de olmadı 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu